oldu. İstanbul'da sürece ilişkin bir çalıştay düzenlendi. Evlat nöbeti akademik çalışma konusu oldu. Terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan çocukların anneleri 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem başlatmıştı. Bu noktadan evlatlarına çağrıda bulunan annelerin nöbeti 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu nöbete destek olmak için İstanbul'da bir çalıştay düzenlendi. Medya Platformu Derneği ve Mismet Sosyal Medya Derneği tarafından organize edilen çalıştay, terörizme karşı duran ilk kadın hareketini akademik düzeyde dünyaya duyurmayı hedefliyor. Burada iki başlık yürütüyoruz. Biri annelerin habitusu. Habitus, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'ya ait bir kavram ve anneliğin bir taraftan merhametini ama öteki taraftan annenin evladını alırsanız annenin bütün dünyayı yakan o cesaretini gösteriyor çünkü çok cesurlar. İkinci mesele de şu biliyorsunuz bir kadın hareketi Türkiye Türkiye'de ve ulusal kamuoyunda kadın hareketleri çok ciddi anlamda bilimsel olarak analiz ediliyor. İşte bu yüzden biz de hem bir toplumsal hareket olarak hem de bir habitus, annelik habitus olarak anneliği e, bilimsel zeminine oturtmaya çalışıyoruz. Çalıştaya katılan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin PKK ile verilen mücadeledeki en önemli adımlardan birisi olduğuna dikkat çekti. Özellikle son yıllarda Türkiye, e, başta Türk Silahlı Kuvvetleri, MIT ve emniyet güçleriyle beraber koordineli bir şekilde gayret göstererek, ikincisi yerli ve milli savunma sistemini kullanarak, üçüncüsü de siyasi iradeye güç tutarak Allah'a hamdolsun güçlü bir terörle mücadele ediyor. Ama ikinci bir ayağı da Diyarbakır annelerimizin, bu çok önemli, Kürt halkımızın, özellikle Diyarbakır'daki Kürt annelerimizin PKK'ya karşı gösterdiği önemli eylemlerden bir tanesi. Bu çok altın çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bu eleplesi annelerimizin bu direnişini bu kuslu bu mübarek direnişine hep beraber kubak, kulak kabartıp hep beraber destek olmamız gerekiyor. 6 oturumda gerçekleştirilen ve akademisyen, gazeteci ile STK temsilcilerinin katıldığı Evlat nöbeti çalıştayının